Sevgili seyirciler, şimdi Kazakistan'a gideceğiz. Yüksek Denetleme Odası Kazakistan, Türkiye, Litvanya, Portekiz, Sayıştay başkanları Kazakistan'da bir araya geldiler. Bir kıymetli konuğumuz da Astana'da bizi bekliyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener, muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova'nın sorularını yanıtlayacak, ziyareti ve bu toplantıyı değerlendirecek. Evet, Kazakistan Denetleme Odası, Türkiye, Litvanya ve Portekiz Sayıştay Başkanları ilk defa Kazakistan başkenti Astana'da bir araya geldi. Meslektaş değerlendirmesi kapsamında Kazakistan başkenti Astana'da ilk toplantı gerçekleşiyor. Bugün başladı ve 3 gün boyunca devam edecek. Söz konusu toplantısında az önce de bahsettiğim gibi meslektaş değerlendirilmesi yapılacak ve söz konusu toplantıda Türkiye Sayıştay Başkanı Metin Yener temsil ediyor. Şu anda mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Sayın Metin Yener, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle ilk defa söz konusu toplantısı gerçekleşiyor dedik. Bu toplantıya dair bilgi ve görüşlerinizi sizden alabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Burada Astana'da sizleri görmenin mutluluğunu da paylaşıyoruz. Bu toplantı 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kazakistan, Litvanya, Portekiz ve Türk Sayıştayları bir araya girecek. Bu toplantının en önemli amacı Kazakistan Sayıştayı'nın yapmış olduğu çalışmaların katılımcı diğer 3 ülke sayıştaylarıyla beraber bir meslektaş değerlendirilmesi çerçevesinde yaklaşık 1 yıldan fazla bir süreyi öngörülen bir takvim içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta. Bu çerçevede Türk Sayıştayı'nın da burada olması bizim açımızdan önemli bir husus, çünkü Kazakistan'la Türk hükümeti arasındaki ilişkilerin sayıştaylar arasında da devam etmesi büyük bir memnuniyet verici. Biz Türk sayıştayı olarak bu toplantı dışında da Kazakistan sayıştayıyla ikili ilişkiler ve Çin'de bulunduğumuz uluslararası örgütler içerisinde ikili, üçlü, çoklu ilişkilerimiz artarak devam etmekte. Bugün Kazakistan Sayıştay Başkanı'yla da yaptığımız ön görüşmede de bu ilişkilerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi iki ülke sayıştayları tarafından arzu edilmekte. Evet, iki kardeş ülke arasındaki Sayıştay başkanları arasındaki ilişkilerin de güçlenmesi ayrıca mutluluk verici. 3 gün devam edecek bu etkinlik. Bu etkinlik, bu toplantı sonucunda herhangi bir somut bir şey olacak mı? Herhangi bir anlaşma imza atılacak mı? Evet, bu toplantı zaten somut bir şeyler yapmak amacıyla planlandı. Bugün öğleden sonra saat 3-3.30 gibi 4 ülke bu meslektaş dayanışmasıyla ilgili imza töreni gerçekleştirecek. Daha sonra 2 gün boyunca bu ön hazırlıklar mahiyetinde çalışmalar devam edecek. Daha sonra 1 yıl aşkın bir süre içerisinde 4 ülkenin ortak çalışması sonucunda bu çalışmanın bitirilmesini planlanmakta. Evet, Sayın Başkanım, Kazakistan kurumsallaştırılma konusunda Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeleri şu anda seçiyor. Tecrübe edinmek için veya paylaşmak için. İşte bu 4 ülke içerisinde Türkiye'nin bulunmasını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Türkiye devlet kapasitesi anlamında kurumsallaşması ve kurallaşma anlamında önemli bir ülke. Türk Sayıştay'ı da bu bağlamda ele aldığımızda bugünkü modern sayıştay anlamında 1862 yılında kurulmuş. Yaklaşık 161. yılını geçmiş, 162. yılın içerisinde bulunan bir sayıştay. Bunun da ötesinde 162 yıllık bir tecrübenin dışında yaklaşık olarak Türk devletlerinde 1000 yıldan fazladır sayıştay benzeri kurumlar fonksiyon olarak varlığını göstermiştir. Bu anlamda Türk Sayıştayı dünya sayıştayları içerisinde müktesebat ve kurumsal kapasite anlamında önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda Türk Sayıştayı'nın bu çalışma içerisinde olması Kazakistan Sayıştayı'na ikili ilişkilerimiz ve dostane münasebetlerimiz çerçevesinde büyük bir katkı vereceğini beklemekteyiz. Yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolay gelsin.
Evet, Kazakistan Yüksek Denetleme Odası, Türkiye, Litvanya ve Portekiz Sayıştay Başkanları Kazakistan başkenti Astana'da ilk defa bir araya geldiler. 3 günlük etkinlik kapsamında meslektaş değerlendirilmesi yapılacak ve yayın konuğumuz Türkiye Sayıştay Başkanı Metin Yener oldu. Bize söz konusu toplantıyı değerlendirdi diyelim ve söz yeniden merkeze bırakalım. Evet, Sayın Yener'e, Güzel Zaytova'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel söyleşi için Avrasya gündeminde Türk dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz.